ters trigonometrik fonksiyonlar. Bir fonksiyonun ters fonksiyonlu olması için birebir bir örtüm olması gerekir. Zaten gençler hatırlarsanız fonksiyon konularında bu konulara değinilmişti. Trigonometrik fonksiyonlar R'den R'ye birebir bir örtüm değildir. Ancak trigonometrik fonksiyonların birebir bir örtüm olduğu uygun aralıklar seçilerek ters trigonometrik fonksiyon tanımlanabilir. Yani sinüs, ark sinüs, ark kosinüs, ark tanjant ve ark kotanjantla gençler belirli aralıkta seçeceğiz. Birebir öve örten olmasını sağlayacağız. 1. Y eşittir sinüs x fonksiyonunun tersi. Yani ark sinüs x gençler. Ark sinüs x gördüğünüz zaman sinüs fonksiyonunun tersi olarak algılamanız gerekir. Gençler burada ark sinüs yani sinüs fonksiyonunun tersinde eksi pi bölü 2'den pi bölü 2'ye kadar olan kısmı seçersek fonksiyon birebir bir örten olmak zorunda. Oradan eksi 1,1 olmak üzere tersi f üzeri eksi 1 eşittir. Eksi 1'den 1'e kadar eksi pi bölü 2 pi bölü 2 için y eşittir fx eşittir sinüs x ise arc sinüs y eşittir x ya da y eşittir arc sinüs x olarak yazılabilir. Yani sinüs x fonksiyonun tersine arc sinüs x diyebilirsiniz. Hocam uygula çözersek daha iyi kavrayacağız sanki dediğiniz duyar gibiyim. Ne demek gençler? Arc sinüs 1 bölü 2 artı arc sinüs eksi karekök 3 bölü 2 artı arc sinüs eksi 1. Toplamının değeri kaçtır? Arkadaşlar orijinal soru bu. Bakın arc sinüs 1 bölü 2. Aslında sinüsü 1 bölü 2 olan açı 30 derece ya. Tam tersten gideceksiniz. Yani şöyle yürüyebilirsiniz. Sinüs 30. 1 bölü 2 olduğuna göre. Demek ki arc sinüs 1 bölü 2'de bu defa derece bulmanız gerekecek. Yani sinüsü 1 bölü 2 olan açının derecesi kaçtır gibi düşünün. 30 derece. Birincisi bu. Bakıyorum şimdi. Arc sinüs eksi karekök 3 bölü 2. Gençler sinüste bakın aralık tayin etmişim. Ne etmişiz? Ne demişiz? Eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında. O zaman eksiyi dışarı alacaksınız. Eksi arc sinüs karekök 3 bölü 2 olarak yazmanızda fayda var. Ben böyle öğrendim. Daha rahat ettim. Peki sinüsü kök 3 bölü 2 olan açı 60 dereceydi. O zaman buna da diyorum ki eksi 60. Devam edelim. Arc sinüs eksi 1. Gençler yine eksiydi. Dışarı alıyorum sinüsün tersini alırken. Arc sinüs 1. Sinüsü 1 olan açı neydi? 90 derece. Çünkü sin 91'di. O zaman eksi 90 derece. Bunlar derece olarak şöyle yazalım. Ne soruyor bize soruda bakalım. Diyor ki bunların toplamının değeri kaçtır diyor. O zaman yazıyorum. 30 derece eksi 60 eksi 90'dan 90-150 eksi 120 derece olarak bulmuş olursunuz arkadaşlar. Yan taraftaki boşluğu da değerlendirelim. Sinüs pi bölü 2 artı arc sinüs karekök 3 bölü 2 ifadesinin değeri kaçtır? Gençler burada renkli kalemiyle alıyorum. Bakın. Arc sinüs kök 3 bölü 2 olduğuna göre önce oradan yürüyelim. Bakın. Arc sinüs karekök 3 bölü 2. Sinüsü kök 3 bölü 2 olan açı kaç derecedir? Ben bunu sormaya çalışıyorum. O zaman 60 derecedir. O zaman yazıyorum diyorum ki bize sorulan soru demek ki neymiş gençler? Sinüs pi bölü 2 artı 60. Yine köşeli yapalım. Güzel olsun, şık dursun. Hatırlayın, sinüs 90'a göre düzenlenmiş isim değiştirir. Kosinüs 60 olacak. İkinci bölgede sinüsün işareti pozitif olduğu için aynen kosinüs 60'dan 1 bölü 2 olarak bulursunuz arkadaşlar. Hocam bir uygula daha yapabilir misiniz? Ne demek gençler? Sizleri ne zaman kırdım ben? Fx eşittir. Arc sinüs 4x artı 3 bölü 6. Fonksiyonunun
tanımlı olduğu aralıkta tam sayıların toplamı kaçtır? Soruların orijinallerini bozmayalım Nevzat. Tam sayıların toplamı kaçtır? Arkadaşlar, hatırlarsanız sinüs ve kosinüs eksi 1 ile artı 1 arasında değer alacaklardı. O zaman yazıyorum, diyorum ki demek ki eksi 1 ile sinüsün içerisindeki değer 4x artı 3 bölü 6 artı 1 arasında değer almalı. Eşitsizlik sistemlerinde çözüm. Her iki tarafı 6 ile genişlettiğiniz zaman eksi 6 küçük eşittir 4x artı 3 küçük eşittir 6'dan. Buradan arkadaşlar bunu renkli kalemle yazacağım ki gözüksün diye. Ne çıkacak arkadaşlar? Eksi 9 bölü 4 küçük eşittir x küçük eşittir gençler 3 bölü 4. Bunların toplamı soruluyor bize. Yazalım o zaman, diyelim ki önce değerleri şuraya bir yazıyorum. Neler vardır arkadaşlar? Eksi 8 bölü 4 vardır, yani eksi 2 vardır. Eksi 1 vardır. Bir de 0 vardır gençler. 1 olmaz çünkü 1 3 bölü 4'ten büyük oluyor. Aralığa düşmüyor. İse toplam diyelim, toplam eksi 3 olarak bulmuş oluruz sevgili gençler. Aşağıdakilerden kaç tanesi doğrudur? Gençler basamak basamak gidelim. 1. Arc sinüs 1 bölü 2. Yani sinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç derecedir? Arc sinüs 1 bölü 2. 30 derecedir gençler. Birincisi doğru. Bire bir tık koyalım. 2. Arc sinüs eksi 1 bölü 2. Ne demiştik gençler? Arc sinüs eksi 1 bölü 2 olursa eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 arasında alacağımız için bunu eksiye dışarı alıyorum. Arc sinüs 1 bölü 2 olacaktır. Sinüs 1 bölü 2, arc sinüs 1 bölü 2 30 derece olacağı için bu da eksi 30 derece olacak. Bu da doğru. 3. Arc sinüs 1. Arc sinüs 1. Sinüsü 1 bölü 2 olan açı kaç derecedir? 90 derecedir hocam. Bravo gençler. Mavi kalemle yapalım biraz da. Arc sinüs karekök 3 bölü 2. Sinüsü kök 3 bölü 2'nin açı 60 derece olacak. Gençler bu ikisinin toplamını soruyor bana. Yani 90 artı 60'dan 150 dereceye ulaşırız. 3 de doğru. 4 de şuraya yapalım gençler. Arc sinüs eksi 1. Arc sinüs eksi 1. Yine sinüs olduğu için gençler eksi dışarı alma şansına sahibiz. Arc sinüs 1. Sinüsü 1 olan açı 90 derece olacağı için burası eksi 90 derece olarak yazılabilir. Bakalım. Arc sinüs 1 var bir de. Arc sinüs 1 zaten yukarıda bulmuştuk 90 derece. Bu iki arkadaşın toplamı lazım bana. Yani eksi 90 artı 90'dan 0 olarak bulursunuz. Yani 4 de doğru. 5 de şu boşluğa yapalım gençler. Boşlukta yerimiz var. Arc sinüs eksi 1 bölü 2 diyor. Eksi dışarı alıyorum. Arc sinüs 1 bölü 2. Buradan sinüsü 1 bölü 2'nin açı 30 dereceydi. Eksi 30 derece olarak bunu buluruz. Bu cepte dursun. Diğerini de bulalım gençler. Arc sinüs eksi karekök 2 bölü 2 diyor. Yine eksi dışarı alıyorum. Eksi arc sinüs kök 2 bölü 2 olacak gençler. Sinüsü kök 2 bölü 2 olan açı 45 derece olduğu için burası da eksi 45 olarak bulursunuz. Bu iki arkadaşın toplamı soruluyor bana. Eksi 30 eksi 45'ten eksi 75 derece olacak. Fakat burada eksi 165 derece demiş. Külliyen yanlış. Bu cırtladı. Demek ki kaç tanesi doğrudur diyor. 4 tanesi doğrudur gençler. Olduğuna göre A artı B artı C artı D toplamı kaçtır? Gençler yine sırayla gidelim. A eşittir arc sinüs karekök 3 bölü 2 olarak verilmiş. Ne demek istiyor burada? Sinüsü kök 3 bölü 2 olan açı kaç derecedir? Arkadaşlar 60 derecedir. Demek ki A eşittir 60 derece.
Bunu şöyle bir çerçeve içine alalım. Çünkü bunları kullanacağım birazdan. B eşittir. Ark sinüs. Eksi karekök 3 bölü 2 diyor. Hatırlarsanız ark sinüs yani sinüsün tersinde eksi pi bölü 2 ile pi bölü 2 olarak aralık seçmiştik. Dolayısıyla eksi dışarı alma şansına sahibiz. B eşittir. Eksi ark sinüs karekökü 3 bölü 2 olacaktır bu. Peki gençler ise diyelim şuraya. B eşittir. Sinüsü kök 3 bölü 2'nin açıyı zaten yukarıda yapmıştık. 60 derece bu da eksi 60 derece olacaktır arkadaşlar. Bunu bir çerçeveleyelim yine. C eşittir. Ark sinüs 1 bölü 2 olarak verilmiş. Yani sinüsü 1 bölü 2 olan açı. 30 derecedir hocam dediğinizi duyuyorum buradan. C eşittir. 30 derecedir arkadaşlar. Bunu da bir çerçeveleyelim. Peki D'ye geldim. D eşittir. Ark sinüs eksi 1 bölü 2 olacağı için. Yine aynı mantıkta arkadaşlar. D eşittir. Eksiyi dışarı alıyorum. Ark sinüs 1 bölü 2 olacak. Zaten sinüs 1 bölü 2'nin hangi derecenin, hangi açının sinüsü 1 bölü 2 olacaktır diye yukarıda sormuştuk. 30 dereceydi. Konuşamadım gençler bir araya. Eksi 30 derece olacak. Burada yine çerçeveliyorum. Bize ne soruyor arkadaşımız? Diyor ki A artı B artı C artı D toplamı kaçtır diyor. Bundan sonra zaten işlem 60 buldunuz, eksi 60 buldunuz. 30 buldunuz, eksi 30 buldunuz. Bu durumda eşittir. Sonuç 0 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar. İfadesinin değeri kaçtır? Arkadaşlar bunu iki yoldan çözebiliriz. Birinci yol kazanımlarımda anlattığım yöntem. Yani ark sinüs 1 bölü 2'nin değerini bulalım. Ark sinüs 1 bölü 2. Yani sinüsü 1 bölü 2 olan açı. Hocam 30 derece bravo. Bunu 30 derece olarak yazarım. Bize sorulan kısım ne oldu? Sinüs 3 pi bölü 2 artı 30 olmuş oldu. 270'e göre isim değiştirecek. Kosinüs 30 olacak. Sinüs ise kosinüs hatırlarsanız. İşareti bizim için önemli. Arkadaşlar 270 artı 30. Dördüncü bölgeye düşeceği için eksi olacak. Sinüs dördüncü bölgede negatif. O zaman bunun cevabının eksi karekök 3 bölü 2 olduğunu bulmuş oluruz. Bu birinci yöntemimiz. İkinci yol ise gençler. Bazen hangi açının sinüsünün olduğunu bulmak zor olabiliyor. Burada 1 bölü 2 veya kök 3 bölü 2 veya kök 2 bölü 2 bildik açıların trigonometrik oranları gençler. O zaman buraya A diyorsunuz. Şuraya A diyelim. Bana ne soruluyor aslında? Sinüs 3 pi bölü 2 artı A ya da yine aynı mantıkla 4. bölgede işareti negatif isim değiştirecek 270'e göre olduğu için kosinüs A. Aslında bize sorulan soru bu. Eksi kosinüs A. Yazıyorum diyorum ki A eşittir. Ark sinüs 1 bölü 2 diyorum gençler. Sonra her iki tarafın sinüsünü alıyorum ki tersten kurtulayım. Yani sin A eşittir. Sinüs ark sinüs 1 bölü 2 olacak. Gençler fonksiyonlardan hatırlayın tersinin tersi gibi olmuş oluyor. Yani burası komple birbirini götürüyor. Yani sinüs A eşittir. 1 bölü 2 olmuş oluyor. Bunu renkli kalemle şöyle bir çerçeveleyelim. Bize ne soruyor idi? Hocam eksi kosinüs A. O zaman şuraya bir dik üçgenim çizeyim. A burada sinüsü neydi? Karşılık kenar bölü hipotenüs. Burası karekök 3 oluyor. Bana eksi kos A soruluyor. Geliyorum tekrar soru kısmına. Eksi kosinüs A karekök 3 bölü 2 olacağından gençler ikisi de aynı çıkmış olur. Fonksiyonun tanımlı olduğu aralıktaki x tam sayıların toplamı kaçtır? Gençler y eşittir diyelim. Ark sinüs 3x eksi 4 bölü 8. Bakın tersten kurtulmanın yöntemini anlattım. Bir önceki kazanımda. Sinüs y eşittir diyorum. Bakın her iki tarafın sinüsünü almış oluyorum. Sinüs ark sinüs 3x eksi 4 bölü 8. Tersinin tersi. Birbirini götürür. Cırtladı bunlar. O zaman ne kaldı elimizde? Sinüs y eşittir. 3x eksi 4 bölü 8 olmuş oldu.
Hatırlarsanız sinüs ve kosinüs değerleri arkadaşlar, sinüs y de olsa önemli değil, kosinüs y de eksi 1 ile 1 arasında değer alır. Hatta buraya kosinüs de yazalım. Bu soruda lazım değil ama ileride lazım olur. Dursun kenarda. Bunu bir çerçeveleyelim. Hocam dediğinizi duyuyorum buradan. Peki bunu nasıl uygulayacağız bu soruyu şimdi? Gelelim buraya. Sinüs y eksi 1 ile 1 arasında olduğuna göre demek ki bu arkadaşımız da eksi 1 ile 3x eksi 4 bölü 8 artı 1 arasında olmalı. Her iki tarafı 8'e genişletin gençler. Eksi 8 küçük eşittir 3x eksi 4 küçük eşittir 8 olacak. Sonra eksi 4'ü bir sağa bir sola sallayın. Eksi 4 küçük eşittir 3x küçük eşittir 12. Her tarafı 3'e böldüğünüz zaman bakın sırayla gidiyorum basamak basamak. Hiç satır atlamıyorum gençler. İyi öğrenin diye. 4. Ne olmuş oldu? X'imiz eksi 4 bölüşle 4 arasında olmuş oldu. Buradaki değerlerin toplamını soruyor. Tam sayılı değerlerin. Onları bir yazalım önce gençler. Eksi 4 bölüşten küçük olan eksi 3 bölüş. Yani eksi 1 var. 0 var. 1 var. 2 var. 3 var. 4 de var. Çünkü 4 de eşitlik söz konusu. Bunların toplamını soruyor. Toplam diyelim. Toplam. Eksi 1 ile artı 1 götürecek. 4, 7, 9 olarak bulmuş oluruz arkadaşlar.